Herkese selam arkadaşlar. Geçen gün Duyus'un yaptığım ETS2'nin en büyük haritası nasıl oluşturulur videosundayız. Şimdi öncelikle mod dosyalarına tanıtmakla başlamak istiyorum. Çünkü mod dosyaları genellikle farklı uzantılara sahip olabiliyor. Şimdi bakalım. Örnek vermek gerekirse şuradaki AfroMap'ten verelim. Bu arada şu an gördüğünüz dosyalar benim kendi bilgisayarımdaki mod dosyalarım, yedeklediğim mod dosyalar. Siz de tabi indirdiğinizde yine buna benzer şekilde farklı klasörler ve dosyalara sahip olacaksınız. Ben kendi dosyalarım üzerinden örnek veriyorum. Bakın şimdi AfroMap yani Afrika haritası ve uzantısı SCS. Zaten bizim istediğimiz uzantı SCS. Bu orijinal bir mod dosyası olduğunu gösteriyor. Biz bu mod dosyasını direkt alabiliriz. Şimdi bunu bir kenara yazın. Bazen de indirdiğimiz dosyalar SCS halinde değil de zip halinde. Bakın buradaki gibi zip halinde inebiliyor. Mesela Maghreb. Bu da Kuzey Afrika demek. Şimdi bak içine açalım arkadaşlar. Bakın zipin içerisinde bir sürü SCS dosyası var. Ne demiştik? Bize SCS dosyası lazım. O halde bu dosyaları bu zipin içerisinden çıkaracağız ve o şekilde kullanacağız. Bunu da bir köşeye yazdık. Ama bir de şöyle bir şey var. Tüm ziplerin içerisinde SCS dosyası yok. Bazıların içerisinde başka dosya uzantıları var. Peki onları ne yapacağız? Örneğin Rusya'nın güney haritasının, bakın SCS uzantılı, Rusya'nın güney haritasının hemen üstteki hotfix'i içerisine giriyoruz. Herhangi bir SCS dosyası yok. O halde bunun içerisindeki dosyaları çıkararak kullanamayız. Ne yapacağız? Bunu olduğu gibi zip halinde almak zorundayız. Şimdi bu ayrımları anlatabildiğimi düşünüyorum. Verdiğim linklerden gerekli tüm dosyaların hepsini indireceksiniz ve göreceksiniz ki benim aynı buradaki dosyalarım gibi bazıları SCS olacak, bazıları zip şeklinde olacak ve ben size anlatmış oldum. Zip'in içinden hangilerini çıkaracağız, hangilerini çıkarmadan zip olarak alacağız. Şimdi hepsini indirdiğinizi farz ediyorum. Şimdi bu dosyayı nasıl kullanacağız? Öncelikle belgelerime gireceğiz. Bakın belgelerimin içerisinde oynadığımız oyunların zaten dosyaları var. Bakın ben de American Truck Simulator varmış, Assetto Corsa varmış. Burada da kullandığım yazılımlarla ilgili dosyalar var. Bakın bize ihtiyacımız olan nedir? Euro Truck Simulator. Tıkladığımızda bakın bunun içerisinde şurada bir mod klasörü var. Eğer sizde yoksa böyle bir klasör, burada kendiniz bir klasör oluşturun ve adına mod deyin. Daha sonra bu klasörü açın ve indirdiğimiz, nasıl ayıklamanız gerektiğini öğrettiğim şekilde o dosyaları bu klasörün içerisine atın. Bakın bir sürü SCS uzantılı burada benim dosyam var. Peki hiç mi zip halde attığım yok? Var. Bakın Güney Rusya'nın onarımı zip halinde atmışım. Çünkü dediğim gibi mecburum. İçerisinden onu ayıklama şansım yok. Onu olduğu gibi atmak zorundayım. Siz de bu şekilde atacaksınız. Bakın mesela Oyuncuyuz biz ekibinin geliştirdiği Türkiye haritasını kullanıyorum. Bakın onunla ilgili bir dosyayı olduğu gibi klasör şeklinde atmışım. Bu şekilde bazı ince farklar var. Şimdi peki bunları indirdik ve belgelerin içerisindeki Euro Truck Simulator'daki mod klasörüne attık. Peki oyunda bunları nasıl kuracağız ve haritayı nasıl oluşturacağız? Şimdi ona geçmemiz lazım. Şimdi benim iki tane profilim var. Bakın GFD TR bir de GFD Mods. Bu mods üzerinde bütün bu modları deniyorum. Eğer hata verirse siliyorum ya da hangi sırada nasıl sağlıklı çalıştığını keşfetmeye çalışıyorum. Şimdi bakın 48 tane mod kurmuşum. Hemen mod yükleyicisine tıklıyorum. Bakın hatta burada uyumsuz modlarım da var. Bakın kırmızıyla gösteriliyor. Zaten onları ben de yüklemiyorum o yüzden. Şimdi siz de yüklediğinizde bu sol tarafta olan kısım full bütün attığınız modlar burada gözükecek. Hepsi gözükecek. Bunları aktif etmek için üzerine çift tıklayabilirsiniz. Bir modun üstüne gelip ya da modun üzerine tıklarsınız ve burada şu an gözükmeyen sağ ok ve sol ok var ya sağ oka tıklayarak yine aktif edebilirsiniz. Ben de aktif olduğu için şu an görünmüyor. Ama asıl mesele
Bunları kafamıza göre koyamayız. Koyduğumuzda oyun genellikle çöküyor ya da çok geç açılıyor. O yüzden bunun bir sırası var. Şimdi her mod dosyasının belli başlı dosyaları var. Öncelikle bunu anlamamız lazım. Mesela Pro Mods'un dosyası üzerinden örnek vermek en sağlıklısı olacak. Bakın, bir Assets dosyası, bir Dev dosyası, bir Map dosyası, bir Medya dosyası, bir de Model dosyası. Bunlar illa 3 tane olmak zorunda değil. Bazen 1-2 tane olabilir. Bazen de Asset'le Dev bir arada da olabilir. Ama genellikle bir mod kendi içerisinde bütün çalışabilmesi için sırası Asset, Dev Map, Medya, Model olmalı. Kendi içerisindeki bütünlüğü budur. Yani siz gidip de bunun arasına buradaki Red Sea'yi koyamazsınız. Bu sırada kendi içerisinde olmalı ki sağlıklı çalışsın. Bunu anladık. Bakın diğer modlarda da hep aynı mantık var. Bakın mesela Great Step F. Asset dosyası yok. O yüzden dev ile başlıyor. Bakın map var, model var. Yine aynı mantık. Ama şu fark var. Tamam sırası böyle sağlıklı ama bu dosya Promos'un altında mı olmalı, üstünde mi olmalı? Sıra olarak. İşte bu çok önemli. Yanlış sırada olursa çünkü oyun açılmıyor. Şimdi ben size kendi kendime çözdüğüm sırayı vereceğim. Şimdi diyebilirsiniz ki bunların sıraları zaten paylaşılıyor. Evet, mesela Promos'un sırasını bu şekilde bulabilirsiniz. Ya da gidip internette araştırdığınızda işte Grasstep'te Kazakistan'ın sırasında böyle olduğunu okuyabilirsiniz, görebilirsiniz. Ama kimse bunları tam olarak hangisinin altta, hangisinin üstte, hangisinin diğerinin ikisinin arasında olacağını tam söylemiyor. Söylese bile geçmiş modlarla, mesela Promos'un 2.62 değil de daha önceki sürümleri ya da ETS'nin 1.45'teki sürümleriyle ilgili sıralamaları veriyorlar ve ben de onları denediğimde oyunun çöktüğünü her seferinde yaşadım. O yüzden Promos 2.63 ve ETS 1.46 için en sağlıklı sıralamayı bulduğumu düşünüyorum. Şimdi en alttan en yukarıya kadar size anlatacağım. En altta bakın Road to Asya. Asya'ya giden yolun modu olması gerekiyor. En altta Road to Asya model dosyası 2. Hemen üstünde model dosyasının kendisi. Onun hemen üstünde bakın Dev Map. Bu bir arada koymuşlar. Dev Map dosyası. Hemen üzerinde ise Assets dosyası. Bunun bir üzerine geldiğimizde Sibirya haritasının modunu koyacağız. Bunun bir üzerine geldiğimizde ise buradaki SRMap V11 dediği Güney Rusya bölgesi haritası. Bunu da Sibirya mapinin üzerine koyacağız. Hemen üzerine ise Southern Region Map Hotfix dediği yani Güney Rusya'nın Hotfix'i. Neden Hotfix çıkarmışlar? Bahsedeyim. Çünkü Güney Rusya haritası çok geç açılıyor. Belki 3-4 dakika bile ekran donuk şekilde bekleyebilirsiniz. Bunun önüne geçmek için böyle bir fix dosyası var ama yine de çok hızlı açıldığını söyleyemem. Özellikle Rusya haritası eklendiğinde oyun geç açılıyor. Bunu baştan belirteyim. Hemen devam ediyorum. Onun üzerinde Volga bölgesi haritasının model dosyası. Hemen üzerinde yine onun dev dosyası. Daha sonra devam ediyoruz ve bu sefer Grestepe diye adlandırılan Kazakistan moduna geliyoruz. Hemen Kazakistan'ın model dosyası, onun üzerinde map dosyası, onun üzerinde dev dosyası ve yine onun üzerinde bu mod için bir tane üretilmiş fix dosyamız var. Bunu koyuyoruz. Bu sefer yine yukarıya geldiğimizde Aral yolu denen bir mod var. Bu modu koyacağız. Hemen devam ediyoruz. Buradan sonra Promos'un haritası için çıkartılan bir eklenti olan Orta Doğu eklentimiz var. Hemen bu eklentinin Dev Map dosyasını koyuyoruz. Onun üzerine ise Asset denen dosyasını koyuyoruz. Bunun hemen üstüne Finnmark bölgesi dosyasını koyabiliriz. Finnmark adı üstüne Finlandiya ya da Finlandiya değil de İsveç ve Norveç. Evet, o civarlarda olan bir bölge olması lazım. Bunun açıkçası çok da nereye koyduğunuzun önemi yok ama ben buraya koyduğumda sağlıklı çalıştığını fark ettim ve ellemedim. Daha sonra hemen üstüne
Kızıldeniz modumuzun map dosyasını koyuyoruz. Onun üzerine Kızıldeniz modumuzun asset dosyasını koyuyoruz. Daha sonra Promos dosyamızın model 3'ünü koyuyoruz. Hemen üzerine model 2, hemen üzerine model 3. Onun üzerine Promos'un medyası, onun üzerine Promos'un map dosyası ve onun üzerine de Promos'un definition'la asset dosyası. Daha sonra onun üzerine Ukrayna haritasının modunu koyuyoruz. Ancak burada belirtmem gerekir ki bakın solda Ukrayna Expedition Carpathian eklentisinde hata diyor. Yani normalde Ukrayna evet eklendi ama haritada direkt Ukrayna'ya geçemiyorsun. Neden? Şu iki dosyanın uyumsuz olmasından dolayı. Bir önceki seride uyumluymuş ama şu an uyumlu çalışmıyor. Güncellediğini söylemiş yayıncıları ama ben denedim yine de hiçbir şekilde yolları birleştiremedi. O yüzden Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki yollar haritayla tam olarak birleşmeli. Zaten birazdan haritayı size göstereceğim. Hemen devam edelim. Bakın zaten uyumsuzlar kırmızı olarak böyle gözüküyor. Şimdi devam edelim. Ukrayna'nın üzerinde Rusya map'inin bağlantı dosyası var. Bağlantı. Yani siz Promos kullanıyorsanız Rusya map ile bağlantı olabilmesi için bu dosyayı buraya koymanız lazım. Hemen onun üzerinde ise Rus map'in modeli, model 2'si, hemen üstünde model 1'i, onun üzerinde map dosyası, onun üzerinde def dosyası ve bir üste geldiğimizde Somali haritasını koyuyoruz. Artık Afrika kıtasını dizmeye başladık. Somali haritamızı koyduk. Daha sonra Afro map haritamızı koyduk. Bu Kuzey Afrika'da yanlış hatırlamıyorsam bu mod İtalya'nın karşısına gelen bölgedeki harita. Şuradaki Maghrib denen ise İspanya'nın karşısına gelen bölge. Yine burada da sırasına baktığımızda Maghrib'in model 3'ü, model 2'si, model 1'i, onun map dosyası, onun def dosyası. Ve şimdi bir de Türkiye modumuz var. Bu kadar dünya haritası oluştururken tabii Türkiye eklemezsek olmaz. Ben Oyuncuyuz Biz ekibinin YKS 1.2 olması lazım. Onu kullanıyorum. Hemen ona bakıyoruz neymiş. Bakın Part 3, üzerinde Part 2, onun üzerinde Part 1. Onun üzerinde ise Kapıkule Hamza Beyli Bükreş Sofya denen bir dosyası var. Onu koyuyoruz. Şimdi bunlar haritamızı oluşturmak içindi. Peki haritamızı oluşturduk. Tamam. Sürüşü daha keyifli hale getirmeyelim mi? Bunun için neler yapabiliriz? Mesela Sisli ya da SISL nasıl okunduğunu artık bilmiyorum. Bu yayıncının çok güzel iki tane modu var. Bakın Megapack bir de Trailer Pack. Bunları yükleyebilirsiniz. Yani farklı hava katıyor. Mesela Trailer Pack dediği adı üstünde trailer zaten. İşte yolda farklı trailerlar görmenizi, çeşit çeşit trailerlar görmenizi sağlıyor. Bu Megapack de tamamen şeyle alakalı. Aracı modifiye etmeyle. Bir de yukarıda bir tane daha modumuz var. Bakın Realistic Truck Physics Mod. Bu da sürdüğümüz kamyona daha gerçekçi bir sürüş hissi veriyor. Yani şöyle örnek vereyim. Şimdi diyelim ki gaza bastık. Sıfırdan 100'e doğru ilerliyoruz ve araç tabii ki vites ata ata ilerliyor. Ama biz oyunda dümdüz bir doğrultuda vites attığını aslında hiç hissetmeden ilerliyoruz. Bu olduğunda inanın vites attığını hissediyorsunuz. O debriyaja bastığını, o an motorun bir an boşa düştüğünü, bunların hepsini hissediyorsunuz. Zaten adı üstüne bakın. Realistik diyor. Realistik fizik. Yani bunu oynadığınızda anlarsınız. Bunu koyabilirsiniz. Bir de bunun üzerinde Sound Fixes Pack denen sesleri onaran güzel bir dosyamız var. Bunları da koyabilirsiniz. Bu arada Sisli'nin Megapack'i, Trailer Pack'i, bu Realistic Track Fizik paketi, Sound Fixes Pack şey de var, Steam kütüphanesinde var. Oradan ekleyebilirsiniz. Ama diğerlerini hepsini benim verdiğim linklerden indirmeniz gerekecek. Bunların en üstüne de arkadaşlar ETS2 All World Map 2.7.1 denen bu modu koymak zorundayız. Neden? Çünkü oyunun orijinal haritası tüm bu modları
gösterecek kadar geniş değil. Ülkeler üst üste biniyor ve yani anlaşılmaz hale geliyor. Mesela bir ara ben İtalya'nın üzerinde Türkiye'yi görüyordum. Üst üste binmişti. İşte bunun önüne geçmek için güzel bir dünya haritası indirirseniz, farklı dünya haritası modları da var. Ben bunu sevdim ve bunu kurdum. Şimdi size oyuna girip bir de şeyi göstermek istiyorum. Haritayı göstermek istiyorum. Dediğim gibi modlar bu şekilde dizilecek. Hani anladığınızı düşünüyorum. Anlamadıysanız tabii ki bana yorumlardan ulaşabilirsiniz. Ben zaten tüm linkleri aşağıya ekleyeceğim tek tek. Oradan indirip kurarsınız. Şöyle de bir şey var. Mesela linke girdiğinizde atıyorum hangisini örnek vereyim? Atıyorum Magrip modunu indireceksiniz. Girdiğinizde şöyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz. İşte Magrip mod 1.2, işte Magrip mod 1.3. Yani eski serileri de orada olabilir. Dikkat edin. Siz en son olanı indirin. Çünkü eskiler genellikle ETS 1.45 için geliştirilmiş. O yüzden uyumsuz da olur. Zaten burada kırmızı şekilde uyumsuz olduğunu görürsünüz. Kuramazsınız. Şimdi dediğim gibi hemen oyunu açalım ve siz harita nasıl görünüyor bir görün istiyorum. Bakın GFD Mod şeyine giriyorum. Profilime giriyorum. Tabii şu an giremiyorum. Envanteri yüklüyor. Bekleyelim. Heh, şimdi oyuna girelim. Evet arkadaşlar, şimdi haritamıza girdik. Ben hemen göstermek istiyorum. Bakın ben bu modu tamamen yeni kurdum ve sürmedim. Sizle birlikte süreceğim zaten seri haline. Bakın keşfedilmiş 00 diyor. Ben buradan başlamak istedim. Bakın şimdi buradan itibaren size tek tek göstereyim. Kuzey Avrupa. Bakın şurası Finnmark bölgesi. Hemen aşağısı Rusya. Bakın buralar Rusya. Hatta bakın Moskova diyor. Rusya. Yine Rusya topraklarına devam ediyoruz. Bakın aşağı doğru iniyoruz. Rusya'nın güneyine doğru. Bakın burası Ukrayna. Ukrayna'nın sadece bazı kısımları var. Her yer yok. Bakın aşağıda hemen Türkiye var. Zaten Avrupa'nın hepsi burada var. İtalya olsun. Hemen devam ediyoruz. Bakın İspanya'nın karşısında hemen Kuzey Afrika'nın bazı kısımlarını görüyoruz. Yine İtalya'nın karşısına da bazı bölgeler var. Şimdi devam ediyoruz. Türkiye'den aşağı indiğimizde bakın buradan aşağı doğru bir hat şeklinde iniyoruz. Buradan Kızıldeniz'e ulaşıyoruz. Kızıldeniz'den tamamen Medine'ye kadar devam ediyor bu hat. Şimdi buradan yukarı çıktığımızda bakın burada Bakü'ye doğru bir yolumuz var. Hemen yukarıya geldiğimizde şu bölge bu arada Sibir Volga haritası. Şurası Sibir bölgesi. Buradan itibaren bakın buradan Kazakistan'a doğru geçiyoruz. Buradan devam ediyoruz. Bakın böyle yukarıya doğru devam ediyor. Ve buradan tam Çin'e kadar gelmiş bulunuyor. Zaten şurası Çin arkadaşlar. Burada şu an tabii çok belli olmuyor. Hani bunu sürdüğünüzde ne kadar büyük olduğunu siz de fark edeceksiniz. Yani şu an için kurulabilecek en büyük harita bu şekilde. Tabii şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Biz burada Avrupa'yı temel olarak Pro Mods'u aldık. Biz eğer şeyi de alabiliriz istersek. Raw Extended denen mod geliştiricileri var. Onları da alabiliriz. Raw Extended'ın kendine ait Türkiye modu da var. Belki yolları daha gelişmiş olabilir, daha detaylı olabilir ama Türkiye'nin hepsi yok arkadaşlar. Zannedersem Ankara, Kırşehir ya da Konya buralara kadar olması lazım. Daha fazla yok. En son öyleydi yani. Çok pardon arkadaşlar öksürdüm zaten hastayım. Söylemiştim biraz iyi hissedince hemen bunu çekmek istedim. Şimdi şöyle bir şey daha var. Bir de bakın bakarsanız burada Azerbaycan ve Gürcistan'la ilgili yeterli harita ne yazık ki yok.
Eğer bu haritanın olmasını istiyorsak Raw Extended modunu kullanmak zorundayız. Çünkü Azerbaycan ve Gürcistan'ın olduğu mod Raw Extended'da çalışıyor. Yani tamamen promosu çıkarabiliriz. O mod listesindeki promosu çıkarabiliriz. Onun yerine Raw Extended kurarız. O zaman Türkiye modunu da kurmamıza gerek kalmaz. Çünkü Türkiye'nin bir kısmı zaten Raw Extended'ın kendi modunda olur. Ya da istiyorsanız gene bu Türkiye modunu da kurabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Dediğim gibi ya Raw Extended Türkiye haritasını kurarsınız ya oyuncunuz BSync'ini kurarsınız. Ekstra olarak da şu bölgedeki Azerbaycan Gürcistan haritasını da kurarsınız. Ama nedir işte bu sefer yine burada bir boşluk olur. Hani anlamı kalmaz. Tek esprisi yukarıdan baktığınızda şurada şöyle bir bağlantı olur. Şu doğrultuda bir bağlantı olur ama o bağlantıdan Türkiye'ye yine ulaşamazsınız. Hani o yüzden ben bu şekilde kullanıyorum. Ya zaten şöyle bir şey var. Bakın ben buradan başlayacağım. Yani benim bu haritanın hepsine gitmem aylar sürer. Gerçekten tüm yollara tek tek ilerlemek istersek aylar sürer. Bakın şuraya bakın. Yani her yer ya. Amerika'ya da gideceğiz neredeyse. Zamanla ben onları da yapacaklarını zaten düşünüyorum. Açıkçası yaparlar gibi geliyor. Bence Amerika'ya doğru bir gemi seferi falan bir şeyler çıkabilir. Bundan çok daha iyi dünya haritası modları var bu arada. Onları buldukça ben eklerim. Sizler de kurarsınız. Bir de şöyle bir şey var. Haritada farkındaysanız çok fazla alana sığmıyor. Yani ölçek olarak bakın yaklaştırma, uzaklaştırmaya baktığımızda uzaklaştırmada yeterli bir uzaklaşma sağlayamıyoruz ve aslında birçok şey üst üste biniyor. Yani görünümden aslında çok daha detaylı yollar var. Bir de şöyle bir şey var. Mod geliştiricileri buffer size denen bir özellik var. Şimdi onu nasıl yaptığımızı göstereceğim. Ondan 30'a çıkarmamızı istemişler. Yoksa yine üst üste bineceğinden bahsetmişler. Bunu da nereden yapacağız? Hemen göstereyim. Şimdi tekrar modların olduğu klasöre gideceğiz. Daha doğrusu ETS2'nin klasörüne geri gideceğiz. Bakın girdik. Burada config cfg isimli bir tane dosya var. Şimdi buna çift tıklayalım. Bunu not defteriyle açalım. Bunun içerisine tıkladıktan sonra Ctrl F'e basalım. Bakın ben daha önce arattığım için zaten buffer yazıyor. Buffer diyelim. Enter'a basalım. Bakın en altta şurada çıktı demin ben gördüm. Bakın. User our buffer page size 30. Bu normalde 10. Bunu minimum 30 yapmanızı istemişler. O üst üste binmeler olmaması için. Ben 30 yaptım. Tabii 40-50 denenebilir. 100 de konut denenebilir. Artık çökmeler meydana gelir mi gelmez mi ben de bilmiyorum. Denenebilir ama buradaki config içerisinde yapacağınız tüm ayarlamaları oyun kapalıyken yapın. Yoksa yaptığınız şeyler kaydedilmiyor. Bu da aklınızda bulunsun. Evet dediğim gibi ETS'deki en büyük haritayı bu şekilde arkadaşlar oluşturabiliriz. Ben bunun videosunu montajlayacağım, hazırlayacağım, yükleyeceğim ve yayınlayacağım. Umarım sizleri de sizler için de faydalı olmuştur. İşinize yarar. Eğlenerek sizler de oynarsınız. Bunu ben dediğim gibi bir seri halini zaten çekeceğim. Bu dünyada, dünya haritasında bakalım kaç ayda, kaç zamanda, ne kadar sürede her yere yayılacağız. Ben de çok merak ediyorum. Nasıl bir lojistik ağ kuracağız? Bunu zamanla görürüz arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen like atın. Yorumlarınızı benimle paylaşın. Olumlu, olumsuz tüm yorumlarınızı açığım, beklerim. Ve bir de tabii destek olmak için kanala abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın. Yeni seride tekrardan zaten birlikte olacağız.